Türkiye'de 40 milyon kadının, kız çocuğunun hayatını doğrudan etkileyen, bugüne kadar ki medeni hukuktan kaynaklı, medeni kanundan kaynaklı ve vermiş olduğu mücadeleler sonucu elde ettikleri kazanımlara tümüyle göz diken, ortadan kaldıran bir öneri olarak önümüzde duruyor. Bu tartışmalar ne zaman başladı? 25 Temmuz 2017'de aslında nüfus hizmetleri kanunundaki değişikliğin sunulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başladı. Ve biliyorsunuz temel eleştiri noktalarından biri il ve ilçe müftülerine nikah yetkisi verilmesi oldu. Gerekçe ne peki? Hükümet bunun gerekçesini nasıl açıklıyor? Her zamanki gibi gerçek dışı gerekçelerle kamuoyunu yanıltmaya, aldatmaya devam ediyorlar. Onların gerekçelerini sıralayacak olursak nikah işlemlerini kolaylaştırmak en temel gerekçelerinden biri bu. Yine kolay ve seri hizmet alımını sağlamak. Bunu nasıl niteleyelim bilmiyorum. Yani bir çiftin nikah kıymasını hizmet alımı kolay ve seri olmasını kolaylaştırmak olarak sunmaları tümüyle bu işin arka planındaki asıl ajandalarındaki gerçekleri kapatmak için amacını taşıyor. İki iş olmasın diyorlar, bir iş olsun diyorlar. Bir kere bu gerekçe baştan sona bir safsata. Hiç kimse kuyrukta değil şu anda. Gidin Türkiye'nin bütün illerine, belediyelerin önünde nikah memurlarının işleri aman aman başlarından aşkın değil. Herkes istediği güne, istediği saatte nikah kıyma işlemine için randevu alabiliyor. Bu konuda bir şikayet yok, bu konuda bir talep yok, bu konuda bir rahatsızlık yok. Yani evlenen çiftlerin bugüne kadar hiç duymadık, sizler de duymamışsınızdır. Ne erkekler ne kadınlar biz istediğimiz gün nikah alamıyoruz şeklinde bir açıklama duymadık. Doğru, düğün salonlarında sorun var her yerde. Aman takvimi ayarlayalım, düğün salonları boş olmuyor, düğün salonlarından yer alalım diyorlar ama nikah kıymasıyla ilgili böyle bir durum yok. Şimdi yeni öneriyle müftülükler bünyesinde çalışan imamlar da yetkilendirilecek. Şimdi bildiğiniz gibi müftülük dini bir kurum, müftüler de dini görevlilerdir, üst düzey dini görevlilerdir. Ve bu tümüyle yaşamı, kadının yaşamını, kadının haklarını, medeni hukukta yazılı durumu dini kurallara evirmek için atılan adımlardan bir tanesi. Dini esaslara göre yeni düzenlemeler yapılıyor. Zaten şu anda ilk öğretim kitaplarında çokça tartışıldı, konumuz değil ama kadının görevini ve rolünü tümüyle ev ve çocuklar olarak sınırlayan bir hükümet anlayışıyla ve yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Biz onlara hep şunu dedik. Biz anne olarak da çok iyi annelik yaparız. Evimize de bakarız tabii ki. Eşimizle beraber, kardeşlerimizle, erkeklerle birlikte. Ama kariyerimizi de yaparız. Bizi okumaktan, yaşama katılmaktan, sosyal hayata karışmaktan, siyaset yapmaktan alıkoyamazsınız dedik. Ama hükümetin amacı tabii ki kadını hayatın her alanından çekip almak, sadece eve kapatmak olarak önümüzde duruyor. Şimdi bu aynı zamanda kadın haklarının tartışmaya açılması demektir. Bu önümüzdeki günlerde umarız olmayacak ama olacağına kesin eminim. Kadın hakları tartışılacak. Ne denilecek? Nafaka neye göre verilsin? Mal paylaşımını neye göre yapalım? Kadınlar hangi kurallara göre boşansın diye bir tartışma açılacak. Ne diyecekler? Miras hukukuna göre bir kadının şahitliği, iki erkeğin şahitliği yarı yarıya, yani iki kadının şahitliği şahitlik olarak geçiyor, bir kişi yerine geçiyor. İşte yarı oranında diyecekler mirastan pay alabilir. Bu da yani önümüzdeki tartışmalar. Nasıl olsa müftü ve imam nikah kıyıyor. Ne olsun, bir yeni düzenleme yapalım. Boşanma için mahkemeye gitmesinler. Gelsinler, müftüler boşasınlar. Bu düzenlemelere hazırlık yapılıyor. Hatta kamuoyundaki algıya göre, yani dini referanslara göre, üç kere biri eşine boş ol dediğinde erkeğe o hak veriliyor. Boşanmış da kabul edilir. Bu nedir? Bu ne demek? Kadının yasadan kaynaklı haklarının boşanmayla nafaka alması, edinilmiş mal rejiminden faydalanması, nikahının kendisine belirli haklar vermesi, böylece küçük küçük adımlarla
tümüyle budanarak kadının eve kapatılan, siyasette olmayan, sokakta olmayan, hakları olmayan, özgürlükleri budanan bir toplumun yarısını bu şekilde etkisizleştiren ve erkek egemen sistemi, eril ideolojiyi ve dini referanslarla bezeyerek yaşama kabul ettirme, yani halka kabul ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi diğer bir mesele bu kapsamda çocuk evlilikleri ve çok eşli evlilikler olabilir. Yani dini referanslara göre biliyorsunuz İslam hukukuna göre dört eşli olmak makbuldür. İzin verir din buna. Yarın öbür gün vallahi medeni kanunu değiştirelim ya da birden fazla evlilik de olabilir diyebilirler. Bunu önleyen ne var? Tıpkı müftülük gibi bunu getirmelerin önünde de bir engel yok. Yine çok çocuk yaşta evlilikler 12 yaşında da evlenebilir. Zaten şu anda evlendiriliyor ve mahkemeler bu konuda yargılananlara beraat kararı veriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını hatırlatmak istiyorum size. 2015 yılında dini nikah, resmi nikah kıymadan dini nikah kıymak suçtu aslında. Ve bu imam ve çiftlere, evlenen çiftlere bir ceza öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Böylece resmi nikah kıymadan imam nikahı kıymanın da önü açılmış oldu. Yine Anayasa Mahkemesi cinsel ilişkide eskiden rıza yaşı 15'ti. Yani 15 yaşın altındaki çocuklara, çocukların evliliği zaten yasak. Ama bir tecavüz ve istismar iddiası karşısında 15 yaş ölçüydü. Şimdi 12 yaşındaki bir çocuk ben rızamla ilişkiye girdim derse, demek zorunda bırakılırsa ailenin baskısıyla, bu da o evlilik yaşını otomatikmen indirmiş oluyor. Biliyorsunuz mecliste bir gece yarısı biz de oradayken çocuk evliliklerini meşrulaştıran, istismarcıları koruyan bir öneri gelmişti. Ve muhalefetin, kamuoyunun tepkisi üzerine çocukların tecavüzcüleriyle evlenmesi bir beraat ve cezasızlık gerekçesiydi. O geri çekildi ama arkadan dolanarak AKP iktidarı bunları tekrar yasallaştırmaya devam ediyor. Şimdi şu anda mesela yargı kararları genellikle şu yönde: 12 yaşın üstünde rıza varsa aile evlenme vaadini, rıza varsa ya da evlenme vaadi varsa ya da ailenin onayı varsa beraat gerekçesi kabul ediyor ve bu durumda çocuk evlilikleri, çocuk istismarları önü alınamaz bir durumda devam ettiriliyor. Çocuk evlilikleri hiç önlenmedi. Önlenmek istenmedi. Çocuk gelinler konusunda Avrupa'da erken yaşta evlilik konusunda Türkiye ikinci sırada. Çok vahim bir tabloya sahip bir ülkede yaşıyoruz. Yine kadına yönelik şiddet, tecavüz, kadın kırımı olarak orta yerde dururken kadınlara hayatı cehennem kılma konusunda yemin içmişler. Bu düzenlemelerin hepsi kadına yaşamı cehenneme çevirmek aslında. Üzerine toprak örtmek, gömmek, diri diri gömmek, haklarını elden almak. Ama biz kadınlar bu toplumun yarısıyız. Bu gömülmeyi dün kabul etmediğimiz gibi bundan sonra da tabii ki kabul etmeyeceğiz. Ve bu toprağı nasıl dün üzerimizden attıysak ve yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olduysak ve bu mücadelemiz devam ediyorsa bundan sonra da devam edeceğiz. Diğer yandan şöyle bir durum var. İkinci düzenleme, bu da çok tehlikeli bir düzenleme. Evde yapılan doğumlarda sağlık personeli olmasa, resmi bildirim olmasa da o doğumların nüfus müdürlüklerine bildirilmesi. Bunu şöyle açmak isterim değerli basın mensupları, tartışılıyor ama en açık deyimiyle şu demek. Bir çocuğun tecavüze uğradığını düşünün. 12 yaşında, 13 yaşında. Bu çocuğun resmi bildirimlerde istismara ya da tecavüze uğradığını kanıtlamanın yolu, onun resmi bir işlemden, hastaneden, sağlık personelinin tutanaklarından öğrenmektir. Şimdi bunlar evden, doğrudan evde yapılan doğumun nüfus müdürlüklerine bildirilmesiyle çocuklar nüfusa kaydediliyor ve orada işlenen suç kapatılıyor. Tecavüzcü aklanıyor ve o çocuk bir anlamda ömür boyu tecavüze uğrama şeyini, mağduriyetini, acısını büyük bir yük olarak üstünde taşıyacak.
Ne demek sözlü bildirim? Neden sözlü bildirim? Yani bu ülkede bir medeni kanun varsa, evlilik yaşı varsa, çocukların nüfusa kayıt işlemleri o kadar geniş bir mevzuatta düzenlenmişken, bu bildirimin amacı kayıt dışı doğumlara, istismara, tecavüz sonucu doğan çocukların yolunu açmaktır. Daha açık bir deyimle istismarcılar bu düzenlemeyle açıkça koruma altına alınıyor. Ve onlara örtülü bir af geliyor. Bu aftır. Bu düzenlemenin amacı istismarcıları biz affettik demektir. Ve bundan sonra da affediyoruz demektir. Ve aynı zamanda geri çektikleri o kanun tasarısının tekrar meşrulaştırılmasıdır. Çocuk istismarının evlilik yoluyla bu şekilde meşrulaştırıldığını da söyleyebiliriz. Şimdi bu düzenlemeyle yine aynı şekilde erken yaşta ve zorla evliliklerin önü açılacaktır. Kadınlar evlilikte, boşanmada kesinlikle güvencesiz bırakılıyor bu düzenlemeyle ve şu anda iktidar partisinin, hükümetin birçok yasada neredeyse yasa çıkarmadan önce, öneri sunmadan önce dini referanslara dayanma durumunda olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Dini referansları arayan, kollayan bir siyaset anlayışıyla şu anda Türkiye adım adım ilerliyor. Bir de bu konuda dini referanslarla sadece vatandaşlar arasında da bir ayrımcılık yapılıyor. Doğru, Türkiye'nin ezici bir çoğunluğu yurttaşları, %99'u aynı inanca sahip, aynı dine mensup ama farklı olanlar bir kişi bile olsa demokrasilerde onların hakları korunmak zorundadır. Toplumda şöyle bir ayrışma başlayacaktır. Müftüyle mi nikah kıydınız, belediyede mi nikah kıydınız? İmam mı kıydı nikahınızı yoksa Kadıköy Belediyesi'nde, Çankaya Belediyesi'nde mi kıydınız? Ve müftü nikahı istemeyenler, yani direkt gidip belediyede nikah kıyanlar yavaş yavaş bu şekilde toplum dışına itilecek, ötekileştirilecek ve bir mahalle baskısı aynı şekilde toplumsal yaşamın her tarafına sirayet edecek. Zaten temel amaçlardan biri de bu konuda bir baskı oluşturarak bu ayrışmayı kesinlikle sağlamak ve herkesi müftü nikahı ya da dini referanslarla nikah kıymak zorunda bırakılmasıdır. Halbuki asıl olan şudur, özgür iradeyle insanlar, iki kişi gider evlilik memurunun önünde, nikah belediyenin önünde nikahını kıyar. Özgür iradesi vardır. Onun imama gidişini engelleyen hiçbir kurum yok ki. Müftüye nikah kıyması yoktu ama imamlar nikah kıyabiliyor biliyorsunuz. Ve bununla ilgili zaten toplumda önemli bir kesimde gelenekler, inançlar ve benzeri sebeplerle hem dini nikahları da kıyıyorlardı, hem belediye nikahını kıyıyorlardı. Resmi nikah dediğimiz nikah. Çünkü resmi nikah olmadan kadınlar evlilikten doğan hakları kullanamıyorlardı. Şimdi bu yolla tam tersine bu sefer dini nikah öncelenerek diğeri onun aparatı haline getiriliyor aslında. Ve yarın öbür gün dediğim gibi medeni hukuktaki bütün düzenlemeler bu referanslara göre göreceksiniz gözden geçirilecek. Ve bu konuda çok büyük bir tehlike var karşımızda. Tehlike nedir? Şudur işte, şu anda kadınların yaşadıkları da tümüyle bu anlayışa göre şekilleniyor. Kırmızı ruj sürdü diye kadınlar şiddete uğruyor. THY hosteslerinin kıyafetleri tartışılıyor biliyorsunuz, uzunca bir dönem bu tartışıldı. 3 çocuk yapılmalı diye Cumhurbaşkanı her gün bas bas bağırıyor kadınların yaşamına. Bu da doğrudan bir müdahale. Kadın ve eşi özgür iradesiyle kaç çocuk doğuracağına kendisi karar verir. Bu ülkede siyaset mekanizması erki neden ailenin içindeki kararları etkilemek için bu kadar çalışır ki? Zaten aileyi şekillendirmeye çalışıyoruz diye en üst perdeden açıklamalar da belli. Şort giydi diye kadınlar hunharca dövülüyor bu ülkede. Yine tayt giydiği için şiddete uğrayan, istismara uğrayan genç kadın mahkemede sanık ceza indirimine mazhar oluyor. Hakim, ya tayt giymiş, tabii ki istismar edebilirsin. Ben senin cezanı indirdim diyor. Diğeri şort mu giydi? E hak etmiş istismarı. İndirimin anlamı seni tahrik etmektir aslında. İstismarcıyı, tacizciyi, tecavüzcüyü korumaktır. İşte bütün bunları bir arada düşünmek lazım.
Her gün bir kadın en az ölüyor. Hamile kadınlar sokakta dolaşamıyor. Türkiye'de hemen her gün ana haber bültenlerinde ya da gazetelerde kadınların uğradığı şiddet, tecavüz, taciz, haksızlık, hukuksuzluk bu kadar ayyuka çıkmışken sanki kadınların başka problemi yokmuş gibi, hükümetin çözmesi gereken başka hiçbir sorun yokmuş gibi müftülük nikahı gelinip gündemin orta yerine konuyor. Amaç ne? Amaç tabii ki kadınları korumak değil. Amaç tabii ki kadınların eşit yurttaş olarak bu ülkede yaşamını garantiye almak değil. Amaç erkek egemen sistemin iliklerine kadar dini referanslarla hak ve özgürlükleri bu duyan, yok eden bir düzenleme getirmektir. Ve bu geriye gidiştir. Medeni kanunun çok çok gerisine gitmektir. Türk Ceza Kanunu'nun çok çok gerisine gitmektir. Anayasanın çok gerisine gitmektir ve Türkiye'nin taraf olduğu ulusal üstü sözleşme SIDOV, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine taraf olan Türkiye kadınlara hayatı cehennem etmeye devam ediyor. Ve biz ilk elden şunu söylüyoruz. Bu komisyondan geçen tasarıyı meclise indirmeyin, getirmeyin. Bu konudaki ayrışmayı, kutuplaştırmayı daha fazla derinleştirmeyin. Kadınlar bu ülkede, bu toplumda her şeyin yarısıdır. Nüfus olarak da yarısıdır, güç olarak da yarısıdır, irade olarak da yarısıdır. Ve kadınların oldu demeden hiçbir şey oldu bittiye getirilemez. Bunu geçirseniz bile kadınlar dişleriyle, tırnaklarıyla, hayatlarıyla, yaşadıkları şiddetle, ödedikleri bedellerle kazanımlarını ellerinden alamayacaksınız. Kadın kazanımlarını, kazanımlarımızı asla geriye döndüremeyeceksiniz. Buna izin vermeyeceğiz. Hükümet bu tehlikeli oyundan, bu tehlikeli gidişattan bir an önce vazgeçmelidir. AKP içinde siyaset yapan kadınlara da sesleniyoruz. Başta milletvekilleri olmak üzere. Bizim ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemizi kabul etmeyin. Kadınların ortak paydası kadın olmaktır. Biz başka bir partiden milletvekili olabiliriz. Ama bugün her siyasi partinin kadınlarının tabanının bu mesele karşısında ortaklaşmaması için hiçbir sebep yoktur. Müftülük yasası kadınları gömme işleminin başlangıçlarından biridir. Bu gömülmeye, üzerimize toprak atılmasına izin vermeyeceğiz demek istiyorum. Varsa sorunuz alabilirim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Beşiktaş, ilk bir harekatı başlığı tartışma söz konusu. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e doğru da gideceği yönünde sözler ifade ediyor. Cumhurbaşkanı da ikinci bir Kobani istemiyoruz dedi. Devlet Bahçeli de İdlib'de sınırlı kalmamalı, Afrin'e geçmeliydi. Hem bu İdlib harekatını hem de bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ABD'nin bize meselesi var herhalde. Başka var mı? Şeyi de soralım. Bu Amerika'yla yaşanan bir zekil. Hayır, onu ben evet, de geldi mi diye bir şey yaptım. Tamam, pardon. Ben ikisine birlikte cevap vereyim. Öncelikle bu şeyden başlayayım. Sayın Bahçeli'nin İdlib'den sonra Afrin'e de gitmeli. Şu anda Türkiye'de eş başkanlığı işleten tek parti biziz. Halkların Demokratik Partisi. Galiba bizden daha iyi işletme iddiasında olan bir parti var. O da MHP. Bahçeli eş başkan olarak rolünü oynamaya çalışıyor. Ama bizim eş başkanlık sistemimiz tabii ki iki erkeğin eş başkan olması değil, bir kadın ve bir erkeğin cinsiyet temsili, eşit temsili açısından eş başkanlıktır. Onlar da bunun farklı bir örneğini sergiliyorlar. Şimdi Türkiye'nin aslında dahiyane dış politikasının sonuçlarını hep birlikte izliyoruz. Her iki soruda da bu görülüyor. Yandaş medya aracılığıyla yapılan servislerde Türkiye'de yaşananlar sanki çok normalmiş gibi bir sunu var. Hatta kahramanlık gibi neredeyse ifade etmeye çalışıyorlar ve bunu göstermek için çırpınıyorlar diyeyim. Ama dünya, bütün herkes her şeyin farkında. Başlarını kuma gömseler de
dışarıyı görmemeye çalışsalar da işte her gün yeni bir gelişmeyle bir sarsıntı yaşanıyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir tablo var. Ben başka ülkenin vatandaşını istediğim gibi tutuklarım diyor. Gözaltına alırım diyor. İşte sonucu da böyle olur. Sonucu Türkiye'den vize başvurularının iptali olur. ABD aslında bununla açıkça Türkiye'ye şunu söylüyor. Biz size, AKP hükümetine ve Erdoğan'a güvenmiyoruz diyor. Trump'la görüşmesinde aramızda bir sorun yok demesine bakmayın. O servislere aman aman itibar etmeyin. Asıl düşünce ve siyaset budur. Biz size güvenmiyoruz diyor. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz itibardan söz etmeyi çok seviyor. Sıklıkla da söz ediyor. İtibarın tasarrufu olmaz diye en son açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanlığı. Peki şimdi Türkiye'nin yerlerde sürünen bir itibarı var. Bunu nasıl toparlayacaksınız? ABD'nin bu kararıyla Türkiye 3. dünya ülkesi konumuna düştü. İtibarı toparlamak için daha mı çok saray yapacaksınız? Daha mı çok para harcayacaksınız? Yeni Beştepe'ler mi geliyor? İtibar böyle toparlanıyor mu? Bunu cevap versinler diye söylüyorum. İtibar yerlerde. Bu ilişkilerin, ABD ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesinin tek sorumlusu AKP hükümeti ve Erdoğan'dır. Bedelini maalesef onlar değil, halklar ödeyecek. Türkiye yurttaşları ödeyecek. Çünkü ekonomik maliyet yine vergilerle halka ödettirilecek, karşılanacak. Olan yine yoksullara olacak. Yine yoksulların sırtına binecek bu maliyet. Şimdi bu İdlib meselesi de ve yine aynı şekilde vize meselesi aslında Suriye'de yapılan kirli pazarlıkların sonuçlarından biri aslında. ABD'nin kararı İdlib'e girilmesi, cihatçılarla işbirliği yapılması kabul edilebilir değildir ABD için. Üstelik Türkiye'nin tüm bu adımların arkasında tek bir sebep vardır. Kürt düşmanlığı. Kürtler hak sahibi olmasın diye cihatçılarla işbirliği yapılmaktadır. Bu artık gün gibi ortadadır, ayyuka çıkmıştır. Şimdi şöyle bir tablo var. Sen yıllarca cihatçıların nefes borusu oldun. Şimdi cihatçılara gönderdiğin silahlar İdlib'de bu ülkenin gençlerine doğrultulacak. İdlib harekatıyla ortaya çıkacak başka bir realite de budur. Tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi yoksul halkların çocukları ateş altında kalacak. Sen yıllarca diktatör Esed dedin. Şimdi de Rusya ile birlikte İdlib'i Esad'a verme pazarlığı yapıyorsun. Bu siyasetsizliktir diyorum ve bu siyasetsizlik Türkiye'nin itibarını yerlerde süründürmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İki soruya da yanıt verdim sanırım. Üçüncü ülke, yani dünya ülkesi konumuna düştü ve gerçekten ABD ile olan ilişkilerin yanlış dış siyasetin sonucu, özellikle Suriye'deki pazarlıkların aynı zamanda neticesi ve daha da ileri gidersek Türkiye'de şu anda demokrasinin, hukuk devleti olma ilkelerinin, anayasanın tümüyle askıya alınması ve Türkiye'nin adım adım üçüncü dünya ülkesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemesinin sonuçları ve neticesini bütün herkes çekecek diyorum. Yok herhalde başka soru. Teşekkürler, sağ olun.